Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan 26 Ocak 2023 tarihli NBA maç tahminleriyle yine karşınızdayız. Tabii ki ona geçmeden önce bu akşam 9 tane maç var. Aralarından yine 4 taneyi değerlendirip size tahminlerde bulunacağız. Maçlara geçmeden önce tabii ki hatırlatmak isterim ki <laughs> Facebook adresimizi Facebook adresimiz Facebook'ta yazıldığınız şeklimiz Aras Hasanov Facebook'ta artık varız arkadaşlar bazılarınız eklendiler bile ee, arkadaşlık yollayabilirsiniz herkesi onaylayacağız oraya gelin orada olun bazen video yapamadığımız zaman tahminleri oradan vermeye çalışacağız o yüzden isteyen gelsin orada olsun arkadaşlar ee, tabii ki bazen geç kalabiliyoruz ee, zaman yetmiyor hızlı bir şekilde oradan daha hızlı bir şekilde tahminleri yapabiliriz. Açıklamalar kısmında ismi yazacağım. Facebook adresimiz e, bu isimle gidecek Aras Hasanov. Ee, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra dünkü yaptığımız videonun sonuçlarına geçeceğiz. Dünkü yaptığımız videoda güzel başarı sağladık. Ee, bir maçı patlattılar. 4'te 3 tutturduk aslında full çekecektik o patlatılan maçta üst verdik alt geldi neyse genelde hep bu numaraları çekiyorlar son çeyreklerde özellikle toplam sayı baremlerini ayarlama işlerinde NBA bir uzman bir kuruluş o yüzden hiç şaşıracak gibi değil bazen oluyor bazen böyle numaralarla insanları karşısına çıkıyorlar. Tabii ki insanların beş e, ceplerini boşaltmaya çalışıyorlar. Ama doğru tahminleri alan ve kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Bu videomuzda da beğenilerinizi bekliyoruz. Uzun zamandır beğenileri bir türlü 100 beğeninin üzerine çıkartamadık. Tabii ki yorum kısmında sorularınızı da bekliyorum. Sorularınız da varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Başlıyoruz bu geceki videonun başlarıyla. İlk maçımız Orlando Magic-Indiana Pacers maçı. Bu maçta Orlando ve Indiana artık son haftasına takas öncesi son haftalara girildiği, girildiği bu dönemde e, tabii ki birkaç oyuncuları var. Onları piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Orlando'da tabii ki gençleri vermeyecekler. Ama Terrence Rose gibi daha 1-2 oyuncu gibi takaslamaya çalışacaklar. Draft hakları için Indiana'da aynı şekilde Buddy Hilt ve Miles Turner özellikle bu ikisinin takaslanması gündemde. Ee, onlar da takaslayıp iyi bir şekilde daha güçlü kadro kurmak için önümüzdeki seneler için güçleşmek isteyeceklerdir. Bu iki takas hedefleyen ve draftı düşünen pek e, playoff playin hedefi hiç olmayan Orlando'nun zaten hiç yok. Indiana'nın da şimdilik orada tutunmaya çalışıyorlar ama bir yerde düşüşe geçecekler onlar da. Bu iki takımın, serbest oynayan takımın fazla defansif oynamayan iki takımın maçında tabii ki en sağlam oynanabilecek şey üz baremi arkadaşlar. 231 sayı üz baremi 1.60 orandan. Burada üst alıp geçebilirsiniz. Bu maç üste gidecektir. Olası bir uzatma durumu olsa bile yine üste gidecektir. Tabii ki dediğim gibi yine bir olay yapıp patlatmasalar bu maçı. Paolo Bankero süper yıldız adaylarından 19 sayı üstünde atar. İtalyan ve Indiana tarafında kendini göstermeye çalışan Miles Turner güzel bir kontrat hedefleyen Miles Turner 17 sayı üstünde atacaktır. Onun da üz baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçta ufak tefek enteresan şeyler olacak. Philadelphia 76ers Brooklyn Nets maçı Philadelphia'daki James Harden eski takım arkadaşlarına eski takımına karşı Brooklyn'e karşı çıkacak. Burada söylenene göre Joel Embiid oynamayacak dinlendirilecek ama kesin değil. Tabii maç önü kadrolara bakmanız önemli ama Joel Embiid oynasa da oynamasa da burada James Harden'da ekstra motivasyon olacak. Ayrıca Kyrie Irving'de de ekstra motivasyon olacak. Kim daha güçlü diye yarışma yapacaklar bu maçta önemli tabii ki maçlardan biri kazanma açılarından o kadar olmasa da birbirlerinin kapışma açısından kendilerini gösterme açısından Harden'la Irving'in önemli bir maç olacak. Ben burada son dönemde formda olan ve çok güçlü serilerle buralara kadar gelen Philadelphia Kevin Durant olmadan Brooklyn'i Joel Embiid siz bile olsa yenecektir diye düşünüyorum. Burada Philadelphia 76ers'ın galibiyetini alabilirsiniz. 1.50 gibi güzel oranı var. Philadelphia zorlanacaktır. Ama James Harden'ın liderliğinde bu kez Tobias Harris, Tyrus Max ve diğerleriyle birlikte Brooklyn'in takımını yenmesini bekliyorum. Artı orada Ben Simmons'ın da oynaması bekleniyor. O da özellikle eski takımına karşı çıkacak. Ben Simmons da oynayacak mı oynamayacak mı kesin değil. Ama onun da önemi burada ee, belki çıkartmazlar onu çünkü büyük bir ihtimalle Philadelphia seyircisi önünde oynamak istemeyecektir. Islıklanacaktır. Belki oynamayacak gibi gözüküyor. Geliyoruz üçüncü. Burada oyuncu yüz dememiştik. James Harden 21 sayı üstünde atacaktır ve Kyrie Irving 29 sayı üstünde atacak. Kyrie Irving'in patlama yapmasını ve 30 üzerlerini çıkmasını bekliyorum. Joel Embiid'in yokluğunda sayılara çok daha ağırlık verecek olan bir James Harden göreceğiz. O da 21 sayının üstüne rahatlıkla çıkacak. Bu iki oyuncunun kapışmasından ikisinin de üzbaremini rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Portland Trail Blazers Utah Jazz. Portland tarafında tabii ki hedefler bu yıl net olarak playoff'a kalmak. İyi bir takım oluşturdular. Bazı McCollum'un gidişiyle beraber Anfren'i Simmons'ı oraya eklediler. Jeremy Grant geldi. Tabii ki eski tanıdıklar Damian Lillard ve Yusuf Nurkic orada daha etkili bir şekilde daha genç bir takım yaratmayı başardılar. Ve önemli galibiyetler alarak üst sıralarda tutunmaya devam ediyorlar. Burada Utah'ta tabii ki o da takas sezonuna hazırlanıyor. Takas durumlarına hazırlanıyor. Jordan Clarkson, Mark Hane gibi oyuncular, Rudy Gay gibi, Kaunli gibi oyuncuları takaslayıp güzel draft hakları almak istiyorlar. O yüzden bu son şansları artık kendilerini parlatmak için. Çin gayet yeterince parlattılar zaten. Onların piyasası bayağı bir genişledi Utah Jazz takım oyuncuların ama yine de bu son maçlarda kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Burada kazanması daha önemli olan Portland'ın kazanmasını öneriyorum. Burada isterseniz üstte alabilirsiniz. Ama ben daha sağlam olarak Portland kazanır diyorum. Son dönemdeki Damian Lillard'ın formuyla beraber Anfrene Simas, Yusuf Nurkeç ve Jeremy Grant, Josh Card gibi oyuncularla beraber Portland kendi evinde kazanacaktır Utah'a karşı. Utah da artık yavaş yavaş düşüşe geçti zaten. O da alt sıralara inmeye devam edecektir. 1.60 gibi güzel orandan burada Portland'ın galibiyetini alabilirsiniz. Damian Lillard 31 sayı üstünde atar ve Jordan Clarkson 20 sayı üstünde atar. Dediğim gibi Jordan Clarkson biraz daha kendini parlatmaya çalışacak ve 20 sayının üzerlerine çıkmasını bekliyorum bu maçta. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız Los Angeles Lakers San Antonio Spurs maçı. Bu maçta son bilgilere göre Anthony Davis geri dönüyor. Anthony Davis oynayacak. Tabii ki süresi kısıtlı olma ihtimali büyük. 20 dakika civarlarında yapacak, oynayacak gibi gözükse de yine de etkisini gösterecektir. Lebron James'in son dönemdeki olağanüstü formuyla beraber bir an önce sayı rekorunu kırma çabasıyla beraber San Antonio Spurs artık son sıraları hedefliyor. Zaten oralara geldi. Oralarda da tutulmak isteyecekler. Onların en büyük hedefi Victor Benmayama'yı draftlardan çekmeleri o imkanı kendilerini yaratmak istiyorlar. Onu deneyecekler. O yüzden kazanma hedefleri yok. Takımda da eksikler var zaten. Los Angeles Lakers'ta ise ihtiyaçları kazanma ihtiyaçları en fazla olan takımlardan biri. Hatta seri kazanma ihtimalleri ihtiyaçları var. Son dönemde sezonun son döneminde bir şekilde kendilerini play-in ve play-off'a atıp kendilerinin yine de şampiyonluk adayı olduğunu göstermeleri için. Anthony Davis'in dönüşüyle beraber burada LeBron James Anthony Davis ikisi formda olan Thomas Bryant'la beraber tabii ki Schroeder ve diğerleriyle beraber Los Angeles Lakers sağlam olarak San Antonio Spurs'ı kendi evinde yenecektir. 1.35 oranından Lakers'ın galibiyetini alabilirsiniz. İsteyen burada ufak tefek handikaplar kullanıp oran da yükseltebilir. LeBron James son form, formdaki dönemiyle birlikte 30 sayı üstünde atacaktır. San Antonio Spurs tarafında Keldon Johnson 22 sayı üstünde atacaktır. Bu iki oyuncunun üst baremlerini kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane maç takminden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Öne çıkartacağımız ikili son 2 iki maç olacak. Portland Blazers Utah Jazz maçı Portland kazanır. Damian Lillard'lı Portland kazanır. Ve 4. maç olarak verdiğimiz Los Angeles Lakers San Antonio Spurs maçı Los Angeles Lakers kazanır 1.35 oran. Bu iki maçı kombinlediğinizde yine 2 ve üzerinde güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince oyuncu yüz baremlerinde size önereceğimiz oyuncular şöyle olacak. Kyrie Irving 29 sayı üstünde atar Onun yüz baremini alabilirsiniz. Damian Lillard 31 sayı üstünde atar onun da yüz baremini kullanabilirsiniz. Ve Lebron James 30 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar diyorum. Kyrie Irving 29 sayı üstünde. Damian Lillard 31 sayı üstünde. Ve Lebron James 30 sayı üstünde. Bu üçlüyü de kullandığınız zaman 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da böyleydi. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.